Merhaba arkadaşlar, bu videoda daha önce Instagram'da sıradaki inceleme videosu ne olsun diye sormuştum. Siz de iPhone SE 2020'yi incelememi istemiştiniz. Bu videoda iPhone SE 2020'yi inceleyeceğiz. 8 Mart'ta Apple'ın tanıttığı iPhone SE 2022 modelinden ne gibi farkları var, bunlardan da bahsedeceğim. Öyleyse gelin beraber videoya geçelim. SE 2020 ve 2022 modellerinin ikisi de 4.7 inç büyüklüğünde IPS LED Retina HD ekrana sahipler. İkisi de maksimum 625 nit parlaklığa çıkabiliyorlar. Ağırlık olarak ise iPhone SE 2022 modeli 144 gram ağırlığında, SE 2020 modeli ise 148 gram ağırlığa sahip. 2022 modelinin 5G desteği varken SE 2020 modelinin 5G desteği yok. SE 2022 modeli iPhone 13'lerde kullanılan A15 Bionic çipe sahip. iPhone SE 2020 modelinde ise iPhone 11'lerde kullanılan A13 Bionic çipe sahip. A15 Bionic çip 16 çekirdekli, ayrıca Neural Engine destekli 16 çekirdeğe sahip. A13 Bionic çipte ise 8 çekirdek kullanılıyor. Bu çekirdeğin fazla olması telefonda herhangi bir işlem yaparken Bionic çipin daha az yorulmasını sağlıyor ve bu da pil performansına olumlu manada katkı sağlıyor. SE 2022 modeli 15 saate kadar video oynatma imkanı sunarken SE 2020 modeli 13 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. İki modelde de Touch ID var. Her iki modelin ön ve arka yüzeyleri cam bir tasarıma sahip, yan yüzeyleri ise alüminyum bir kaplamaya sahip. Her iki modelde IP67 sertifikaya sahip. 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte suya, sıçramalara ve toza karşı dayanıklılığa sahipler. Ama daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi siz olun, bu cihazların su ile temasından mutlaka kaçının. Yağmurlu günlerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama bile isteye bu telefonları, bu cihazları su ile temas etmekten mutlaka kaçının. SE 2022 ve 2020 modelleri 64 GB depolama kapasitesinden başlıyor. SE 2022 modeli 256 GB'a kadar satın alabiliyorsunuz. Ama iPhone SE 2020 modeli en fazla 128 GB'ını satın alabiliyorsunuz. Kamera tarafına gelecek olursak her iki modelin de arka kamerası 12 megapiksel bir kameraya sahip. 2020 modelinden fark olarak ise 2022 modelinde Deep Fusion ve akıllı fotoğrafik stiller özelliği mevcut. Her ikisinde de optik görüntü sabitleme özelliği var. SE 2022 modelinde fotoğraflar için akıllı HDR 4 ve fotoğrafik stiller özelliği var. Her iki modeliyle de 4K 60 FPS'ye kadar video çekebiliyorsunuz. SE 2022 modelinde fark olarak gece modunda hızlı çekimler yapabiliyorsunuz. Onun dışında SE 2022 modelinin 2020 modelinden neredeyse hiçbir farkı yok. Ön kamerada da SE 2022 modelinin 2020'den farkı fotoğraflar için akıllı HDR 4 ve fotoğrafik stiller özelliği. Onun dışında her şey aynı. Yine her iki modelde de f2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamerasıyla 1080p 30 FPS'ye kadar video çekebiliyorsunuz. Şimdi iPhone SE 2020 modeliyle çekilmiş bazı fotoğraf ve videoları beraber görelim. SE 2022 ve 2020 modellerinin pil performanslarının karşılaştırması tam olarak ekranda gördüğünüz gibi. İki modelde 20 Watt veya daha güçlü bir adaptör ile hızlı şarjı destekliyor. Fiyat konusuna gelecek olursak SE 2022 modeli 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. SE 2020 64 GB modelini ise 7.100 TL gibi fiyatlarla satın almanız mümkün. Evet dostlar, her iki modeli de karşılaştırmalı olarak size anlatmaya çalıştım. A15 Bionic çip ve 5G desteği dışında aralarında gözle görülür derecede bir fark göremedim. Siz ne düşünüyorsunuz? 5G ve A15 Bionic çip için 4000 TL fark vermeye değer mi? Bana soracak olursanız bence değmez. A13 Bionic çip hala çok güçlü bir yapıya sahip. Bu çip sayesinde videolarınızı çok kolay bir şekilde işleyip telefondaki bazı uygulamalarıyla render alabilirsiniz. İşinizi rahatlıkla görecektir. Siz olsaydınız hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sonda çıkan iki videoyu da vaktiniz varsa izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.